Ünsalban, Türkiye'deki dolar zenginleri. Zenginliğin tabana yayılması, gelir dağılımının daha da adaletli bir yapıya kavuşması için üretecek, ürettiklerimizi de tüm dünyaya satacağız. Paradan para kazanmaya alışmış eski Türkiye kalıntılarıyla üretmekten başka çaremizin olmadığının bilincindeki yeni Türkiye sevdalıları arasındaki büyük çekişmenin yansımalarına şahitlik ediyoruz bugünlerde. Dolar kuru üzerinden kriz tellallığı yapanlar bu yolla seçim sonuçlarını etkileyebilir ve Türkiye'yi bakan ithal etme durumuna düştüğü o eski karanlık koalisyon günlerine taşıyabilirlerse başarmış olacaklar. Bunun için vatandaşın belleğindeki dolarda patlama korkusunu tahrik etmeye çalışıyorlar. Bunlar 1994 ve 2001 krizlerinde doları ikiye katlamaya muvaffak olmuşlardı. Aynı sonuca bu sefer de ulaşabileceklerini düşünüyorlar. Oysa Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın açık ve net bir şekilde ifade ettiği gibi dolara aşırı yatırım yapanlar yaya kalacak. Dolardan ve faizden faydalanan kesim. Paradan para kazanma alışkanlığının yaygınlaşması ülke için felakettir. Yüksek faiz felakettir. Paradan para kazanılan sistem çok küçük bir azınlığa çıkar sağlar. Günümüz itibariyle 1 milyon lira ve üzerinde banka hesabı olanların sayısı sadece 77.210 kişidir. Ülke nüfusunun 77.695.000 kişi olduğu düşünüldüğünde paradan para kazanılan bu sistemden sadece nokta birlik bir kesimin faydalanabildiğini anlıyoruz. Geçmişe dönüp 1994 ve 2000 2001 yıllarında yaşanan krizleri hatırladığımızda dolar kuru üzerinden yapılan saldırılarla ellerindeki mevduatı dolara çeviren sınırlı sayıdaki kişinin zenginleştiğini, ülkemizin ise fakirleştirildiğini görüyoruz. Dolar kuru yükseldiğinde faiz arttığında çok küçük bir azınlık kazanır, millet ülke kaybeder. Öyle ki Ocak 1994'te dolar kuru 19 bin lira, Merkez Bankası rezervleri 7 milyar dolarken Nisan 1994'te dolar kurunun 38 bin liraya çıktığı ve Merkez Bankası rezervlerinin ise 3 milyar dolara düştüğü karşımıza çıkıyor. Aynı şekilde 2000-2001 krizlerinde de dolar kurunun neredeyse 3 katına çıktığını, gecelik borçlanma faizlerinin %6200 seviyesine kadar yükseldiğini ve devletin borcunun da eski parayla 29 katrilyon lira arttığını görüyoruz. Yeni Türkiye'de işler eskisi gibi yürümüyor. Milletin kanına emerek büyüyen faiz lobisi son 12-13 yılda Türkiye'ye hangi operasyonu yapmak istediyse başarısız oldu. Gezi olayları, 17-25 Aralık müdahaleleri bu durumun en meşhur misalleri. Haziran 2015 genel seçimlerine doğru ellerinden geleni yine yapıyorlarsa da bunlar son çırpınışları. Türkiye 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine doğru yürüyüşüne devam edecektir. Milletimiz kararını çoktan vermiş ve durmak yok, yola devam demiştir. Ünsalban, Yeni Şafak